Arkadaşlar merhaba Türkçehaniye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zamirler, diğer adıyla adıllar. İsteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten konunun PDF'ini indirebilir. Başlıyoruz arkadaşlar. Adların yerini tutan sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Adıl, diğer adıyla zamir diyoruz. Zamirler şu başlıklar altında incelenir. Bakın kişi zamiri ya da şahıs zamiri de denir buna. İşaret zamiri, dönüşlülük zamiri, belgesiz zamir ve soru zamiri olmak üzere sözcük halinde 5 tane zamirimiz var arkadaşlar. Ek halinde zamirler ise 2 tanedir. Birincisi ilgi zamiridir. Diğerisi arkadaşlar iyilik zamiridir. Şimdi bu konuları ayrıntılı bir şekilde görmüş olalım. Sözcük halinde zamirlerden birincisi kişi zamiri. İnsan adlarının yerini tutan zamirlere denir. Kişi zamirleri şunlardır. Bakın arkadaşlar ben, sen, o tekil isimlerin yerini tutarken biz, siz, onlar ise bunlar da çoğul isimlerin yerini tutan zamirler olarak bilinmektedir. Örneklerimize bakalım. Balkonda her sabah gazete okuyan kişi bendim cümlesinde bakın ben kelimesini gördük. Bu nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. Sen hiçbir zaman benim yaptıklarımı görmedin cümlesinde ise sen yine kişi zamiridir. Ben yine kişi zamiri olarak kullanılır. Çok fazla çalışıyor. Kendini onlara ispatlamaya çalışıyordu cümlesinde ise bakın onlara sözcü yine insan adı yerine kullanıldığı için bu da yine nedir? Kişi zamiri olarak kullanılmaktadır. Çok önemli bir notumuz var arkadaşlar. Ben ve sen zamirleri A yönelme hal ekini aldıklarında bana ve sana olur. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Buna ünlü değişimi diyoruz. Buna da dikkat edelim. Sana kaç defa söyledim? Bana yalan söyleme cümlesinde bakın sen zamiri A hal ekini alarak ne olmuş? Sana olmuş. Yine değişen bir şey yok arkadaşlar. Buna yine biz ne diyoruz? Kişi zamiri diyoruz. Bana ifadesinde de yine ben zamiri a halekini alarak bana olmuş. Bu da arkadaşlar yine kişi zamiri olarak kullanılır. Hemen diğer konumuza geçelim. İşaret zamiri isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere denir. İşaret zamirleri bu, şu, o, bura, şura, ora, bunlar, şunlar, onlar, böylesi, şöylesi, öylesi, öteki ve beriki olmak üzere çeşitli işaret zamirlerimiz bulunmaktadır. Örneklerimize bakalım. Sen neden sürekli bana bunları savunuyorsun cümlesinde bakın arkadaşlar bunları sözcüğü nedir burada? İşaret zamiridir. Çünkü savunduğu düşüncelerin, fikirlerin ya da kişilerin yerine geçmiş. Bunu yaparken de işaret yoluyla geçtiği için biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. 40 yıllık hayatımda ben böylesini görmedim cümlesinde bakın böylesi sözcüğü yine ya insan yerine ya da herhangi bir olay ya da nesne yerine geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için ve işaret yoluyla geçtiği için biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Öndeki dolu kolileri ben aldım, sen de ötekilerini al cümlesinde bakın ben kişi zamiri, sen kişi zamiri, öteki nedir arkadaşlar? Bu da koliler kelimesinin yerine geçtiği için yine işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Çünkü işaret yoluyla ismin yerine geçiyor. Bu senin aldığın bir iş değil cümlesinde ise yine bu kelimesine baktığımızda işin yerine geçmiş, işaret yoluyla geçiyor arkadaşlar. O yüzden biz buna işaret zamiri diyoruz. Sen ise nedir? Kişi zamiridir. Herkesin saat 5'te orada olmasını istiyorum cümlesinde ise yine orada sözcüğü işaret yoluyla yerin, mekanın yerine geçtiğinden dolayı bu da nedir arkadaşlar? İşaret zamiri olarak kullanılmıştır. Önemli bir notumuz daha var. Arkadaşlar o ve onlar zamiri insan adı yerine kullanılırsa biz bunlara ne diyoruz? Kişi zamiri diyoruz. İnsan dışındaki varlıklar için kullanılırsa bunlara da arkadaşlar işaret zamiri diyoruz. Şimdi örnekler üzerinde görmüş olalım. O evi uzak olduğu için sürekli işe geç geliyor cümlesinde bakın o kim bu Ayşe Ali. Dolayısıyla ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kişi zamiri diyoruz. O küçük oyunlarla herkesin ilgisini çeken bir kediydi cümlesinde ise bakın o neyin yerine geçmiş arkadaşlar? Kedinin yerine geçmiş. Dolayısıyla bu sözcük insan dışındaki bir varlığın yerine kullanıldığı için buna da ne diyoruz biz? İşaret zamiri diyoruz. Sen de bugün onlarda kalsan iyi olur cümlesinde. Bakın onlarda sözcüğü ismin yerine geçiyor. İnsan adının yerine geçiyor. Ayşelerde, Mehmetlerde. Dolayısıyla insan adının yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz? Kişi zamiri diyoruz. Esra büyük bir dikkatle onları yerden aldı ve dolabına bıraktı cümlesinde onları sözcüğü ise burada kitap olabilir, herhangi bir elbisesi olabilir, eşyası olabilir Esra'nın. Dolayısıyla arkadaşlar onları sözcüğü insan dışında bir varlık için kullanıldığından dolayı biz buna da ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Bu arkadaşlar tekrar söylüyorum, çok karıştırılan bir konu. Lütfen dikkat edin. Geçelim dönüşlük zamirine. Bu çok basit arkadaşlar. 2017'de çıktı bakın. Tek bir sözcük ezberleyeceksiniz ya da öğreneceksiniz burada. O da şu. Dönüşlük zamiri nedir arkadaşlar? Sizlerin de bildiği gibi kendi sözcüğüdür. Örneklerimize bakalım. O nedense kendini bir türlü ifade edemiyor cümlesinde. Bakın kendi sözcüğünü gördük. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Dönüşlülük zamiri diyoruz. O kelimesi nedir burada? Bu da İnsan adının yerine kullanılmış. Bakın bu da kişi zamiridir. Annesi tatilde olduğu için yemeklerini sürekli kendisi pişirirdi cümlesinde ise kendisi, yine nedir burada? Dönüşlülük zamiri olarak kullanılmıştır. Notumuza bakalım. Dönüşlülük zamirinin önünde kişi zamiri ya da özel isim gelirse cümleye pekiştirme anlamı katar demişiz. Araba kullanmayı ben kendim öğrendim cümlesinde kendim dönüşlülük zamiridir. Ben ise arkadaşlar nedir? Kişi zamiridir. Görmüş olduğunuz gibi ikisi bir arada kullanıldığı için biz buna ne diyoruz? Pekiştirme anlamı katmıştır diyoruz arkadaşlar. Belgisiz zamirlere geçiyoruz. İsimlerin yerini belgisizlik yönüyle tutan zamirlere denir. Belgisiz zamirler herkes, kimse, hiç kimse, hepimiz, hepiniz, hepsi, şey, hiçbiri, birçoğu, birkaçı, bazısı, biri, başkası, çoğu ve kimi gibi sözcüklerdir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Benim teklifimi henüz kimse yanaşamadı ifadesinde ise bakın kimse sözcüğü ismin yerine geçmiş. Fakat o kişi net olarak belli olmadığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgesiz zamir diyoruz. Bahçede yetişen meyvelerin çoğunu yurt dışına sattık ifadesinde ise Bakın çoğu sözcü meyvelerin yerine geçmiş. Elma, armut, kayısı, erik gibi. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için zamir. Ama hangisi olduğunu belirtmediği için de biz buna ne diyoruz? Belgesiz zamir diyoruz. Başkalarının ne dediği beni ilgilendirmiyor cümlesinde ise bakın başkaları sözcüğü yine ismin yerine geçmiş. Ayşe mi Fatma mı? Belli değil. Belli olmadığı için de arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Belgesiz zamir diyoruz. Hiçbiri asla senin yerini dolduramaz cümlesinde bakın hiçbiri sözcüğü Ahmet mi Mehmet mi belli değil. İsmin yerine geçmiş zamir ama kim olduğu belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Hiçbir şeyde gözüm yok sen yanımda ol yeter cümlesinde bakın şey sözcüğü nedir? Bu da belgisiz zamirdir arkadaşlar. Hangi şeyde? Hiçbir şeyde. Hiçbir sözcüğü İsim soylu olan zamiri belirttiği için bu nedir arkadaşlar? Bu da belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı anladık mı? Bakın birisi ismi belirtmiyor. Yani şu cümledeki hiçbir kelimesi ismi belirtmiyor. İsmi belirtmediği için ve ismin yerine geçtiği için belgisiz zamir. Alttaki 5 numaralı cümle ise ismi belirtmiş, daha doğrusu isim soylu zamiri belirtmiş. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgisi sıfat diyoruz. Bunlara da dikkat edelim. Özellikle şurada bakın. Hiçbir, birçoğu, birkaç, bazısı, biri, başkası, çoğu ve kimi gibi sözcüklerin sonundaki ekleri kaldırdığımızda genin itibariyle arkadaşlar ismi belirtirse belgisi sıfattır. İsmin yerine geçerse bu sözcükler bunlara da biz ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Geçiyoruz soru zamirine. İsimlerin yerini Soru yoluyla tutan zamirlere denir. Soru zamirleri kim, kime, kimde, kimden, kimler, ne, neyi, neye, neler, nesi, neyin nere, nerede, nereden, nereyi, neresi, hangisi, hangimiz, hangileri, kaçı, kaçımız, kaçınız, kaçıncısı gibi sözcüklerdir. Örneklerimize bakalım. Bu hafta sonu ormanlık alanın neresi temizlenecekmiş cümlesinde soruyu sağlayan sözcük nedir? Neresi sözcüğü. Arkadaşlar ben buna kuzeyi desem, güneyi desem, batısı desem bakın bunlar isimdir. İsmin yerine geçtiği için bu sözcük nedir? Zamirdir. Soru yoluyla geçmiş arkadaşlar. O yüzden biz buna da ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. İsterseniz bu şekilde çözebilirsiniz. İsterseniz de cevap verebilirsiniz. Kayseri'nin en çok neyi meşhur? Soruyu sağlayan sözcük neyi kelimesi? Neyi meşhur arkadaşlar? Pastırması mantısı sucuğu. Görmüş olduğunuz gibi neyi sözcüğü ismin yerine geçmiş? Zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Kaçınız bu yarışmadan ödül kazanacak? Hangisi soruyu sağlamış? Kaçınız sözcüğü? Peki 3, 5, 7'niz desem arkadaşlar ismin yerine geçiyor mu? Evet. Dolayısıyla zamirdir. İsmin yerine soru yoluyla karşıladığı için buna da biz ne diyoruz? soru zamiri diyoruz. Bizimle düğüne kimler gelmeyi düşünüyor cümlesinde bakın yine kimler sözcüğü ismin yerine geçmiş. Ayşe Fatma. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar soru zamir olarak kullanılmıştır. Bazı arkadaşlar özellikle bu soru cümlelerinde hata yapabiliyor. Bakın aslında bakarsanız çok basit mantığını algılarsanız bu şekilde kolayca bu işin içerisinden de çıkmış olursunuz arkadaşlar. Evet geçiyoruz ek halinde zamirlere. Bunlardan birincisi ilgi zamiri arkadaşlar. Bu da çok basit. İlgi zamiri nedir? Bakın ki ekidir. Her zaman eklendiği sözcüğe nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. Tıpkı sıfat yapan ki gibi. Örneklerimize bakalım. 4 yıl kendine elbise almadı. Sürekli onunkileri kullandı cümlesinde hemen ki ekini arıyoruz. Bakın burada var. Ki ki burada neyin yerine geçmiş arkadaşlar? Elbisenin yerine geçmiş. İsmin yerine geçen sözcüğe biz ne diyoruz? Zamir diyoruz. Bunun da adı nedir arkadaşlar? Bunun da adı ilgi zamiri olarak bilinmektedir. Evdekiler Mesut'tan iki saattir haber alamamış cümlesinde bakın ki ekini gördük. İsmin yerine geçmiş. Anne, baba, abi, kardeş. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için zamirdir. Bunun adına da biz ne diyoruz arkadaşlar? ilgi zamiri diyoruz. Yeşim'in soru bankaları çözülmüştü. Yusuf'unki ise henüz çözülmemişti cümlesinde ki nerede var? Bakın burada. Neyin yerine geçmiş? Soru bankalarının yerine geçmiş. O yüzden zamirdir. Adı nedir arkadaşlar bu zamirin? İlgi zamiridir. Evet geçiyoruz. Ek halindeki zamirlerden ikincisi olan iyilik zamirine. İyilik zamiri isim tamlamalarında tamlananın almış olduğu eklere denir. Arkadaşlar hatırlarsanız isim tamlamalarında bir tamlayan bir de tamlanan vardı. Tamlanan nedir arkadaşlar? İkinci sözcüktü. İkinci sözcük hangi eki alıyordu? İyelik ekini. İyelik eki eşittir değerli arkadaşlar. İyelik zamiridir. Bu kadar basit. Hatırlayın isimler konusunda da buna kısaca değinmiştik. Bu ekler şunlardır. Bakın S kaynaştırma harfi I, I, U, Ü, Bazen ımız, ınız ve ları ekleri de buna dahildir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Arkadaşımın yeni aldığı kalemi kayboldu cümlesinde bakın. Arkadaşımın kalemi belirtili isim tamlaması. O yüzden şuradaki i2 de iyilik zamiri olarak bilinmektedir. Yazarın cumartesi günü çıkan kitabı büyük ilgi gördü cümlesinde ise bakın yazarın kitabı. Bu da yine belirtili isim tamlaması. Buradaki ı eki nedir arkadaşlar? İyelik zamiridir. Aynı zamanda belirtisiz isim, isim tamlamalarında da ikinci sözcüğün aldığı ek yine iyelik zamiri olarak bilinir arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. İyelik zamiri genel itibariyle soru köklerinde belirtilir arkadaşlar. Ya da ek halinde kaç tane zamir var şeklinde söylenir ya da sorulur. Bunlar olmadığı müddetçe arkadaşlar i-lik zamirini zamir olarak kabul etmiyoruz. Evet zamirlerle ilgili son konumuza geçiyoruz. Zamirlerde yapı. Zamirler yapıları yönüyle arkadaşlar ikiye ayrılır. Yanlış duymadınız ikiye dedim. Sıfatlar yapıları yönüyle üçe, fiiller üçe, isimler de üçe ayrılır. Ama arkadaşlar zamirler yapım eki aldığında tür değişikliğini uğruyor. O yüzden de zamirleri biz basit zamir, ve birleşik zamir olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Basit zamir yapım eki almamış zamirlere denir. Bunlar bazı çekim eklerini ne yapabiliyor arkadaşlar? Alabiliyor. Örnek bakın kim, kendisi, bunlar, sen, o ve bir sözcükleri basit zamirdir arkadaşlar. Yapım eki almamıştır ama lar çoğul eki gibi ya da i eki gibi arkadaşlar, belirtme eki gibi ekler alabilir. Bunlara dikkat edelim. Önemli olan nedir burada? Yapım eki almamasıdır. Geçelim birleşik zamirlere. Bakın bunlar da iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan ve zamir görevinde kullanılan sözcüklerdir. Birçoğu zamirine baktığımızda, belgisiz zamirine baktığımızda bakın bir ve çok kelimelerinden oluşmuş birleşik zamirdir. Yine birkaçı belgisiz zamir, bir ve kaç sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kimse belgisiz zamiri ise kim artı ise kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş birleşik zamirlerdir. Notumuz var arkadaşlar yine önemli bir notumuz. Zamirler yapım eki aldığında tür değişikliğine uğrar. Daha önce bahsetmiştik. Bakalım örneklerimize. İş yerinden kimlik bilgilerini istediler ifadesinde bakın kimlik sözcüğüne bakıyoruz. Kim soru zamiridir. Lik ekini almış arkadaşlar. Kimden kimlik olmuş. Dolayısıyla tür değişikliğine uğramış yapım eki alarak kimlik bilgileri dersem arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden kimlik kelimesi burada isim görevinde kullanılmıştır. Bencil insanlar sürekli kendini düşünür cümlesinde bakın arkadaşlar benden bencil olmuş yine yapım eki almış. Cümle içerisindeki haline bakacak olursak insanlar isim nasıl insanlar bencil insanlar bu sefer de niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Kendi benliğini kaybetmiş bir toplum kaybolmaya mahkumdur ifadesinde ise benlik kelimesinin ne olmuş yine? Benden benlik olmuş. Yapımı iki almış. Dolayısıyla arkadaşlar bu da isim görevinde kullanılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.